İşte karşı adaya buradan gidiyor. Buradan gidiliyor. Evet. Tombul tombul kızlar var. Onlar da yaz. Genelde geleneksel Hollanda'nın tipik insanlarını burada da görebilirsiniz. Aynı Groningen şeklinde. Yani Hollanda'ya has insanlar bu bölgede bolca vardır. Evet. Bunu Hollanda'da her yerde göremezsiniz. Yani bu da çok önemli yani her yerde Hollandalı'nın belli bir yapısı var. Hollanda içerisinde belli köylerde, belli şehirlerde görebileceğiniz belli yerler vardır. Bir tanesi özellikle Groningen ki buraya çok uzak düşer. Hollanda bakımından, yüz ölçümü açısından. Ve burada da görebilirsiniz. Böyle kendine has, Hollanda'ya has bir insan popülasyonu, insan çeşitlemesi buradadır. Evet. Bunların yılın belli birkaç gününde burada festivalleri olur. Eğer denk gelirseniz zevkle seyredip katılabilirsiniz. Arkadaşlar bugün Eyüp Güreş ile nerede gezdik? Bugün Eyüp Güreş ile Hollanda'da meşhur Volendam'da gezdik. Evet. Ahmet'le birlikte Volendam'ı geziyoruz. Evet Ahmet, anlat Volendam'ı anlat bize. Volendam yine Amsterdam'a yakın bir bölgede. Turistlerin bolca ziyaret ettiği ve evet, çok bilinen bir yerdir. Aslında çok bir özelliği olan bir yer değil, bir balıkçı kasabasıdır. Eski bir kasabadır, tarihidir. İşte böyle bir kordonu var. Evet. Bu peynir üretim yerleri var ileride. Ama her ulustan insanların ziyaret ettiği bir bölge. Evet. Yani 3-5 bin kadar bir alan. Evet. Ve herkes tarafından bilinir. Kuzey Hollanda bölgesine düşer. Balıkçılık ve midyecilik popüler. Bunlar eski bir kasaba. Evet. Aynı zamanda peynir üretiminde de bayağı popüler. Fethiye'de Göcek gibi böyle küçük butik bir yer. Tabii burası oraya tarihiyle nazaran, daha fazla önem arz ediyor. Oraya nazaran daha çok daha küçük. Evet. Yerleşik nüfusu 22 bin. Evet. Ama ziyaretçi olarak çok kalabalık bir bölge ve herkes tarafından, evet, özellikle bizim insanlarımız tarafından, Amsterdam'a, Hollanda'ya gelen insanlar tarafından da çok bilinen bir bölge. Evet. Yani popülaritesi var. Evet. İşte burada keyifle, güzel bir şekilde ziyaret edilebilir. Buradan karşı tarafta bir ada var. Oraya bot seferleri var. Orayı da gezebilirsiniz. Günlük şuradan kalkıyor evet, herhalde. Bot gezintileri, kayık gemi gezintileri var. Yani güzel bir günlük bir gezintinizde çok güzel zevk alacağınız bir bölge. Where you want to be?
şuralarda. Şuralarda peynir üretme yerleri var. Gidip gezebiliyorsun yani. Hı-hı. Burası müze, peynir üretim yeri. Hı-hı. Aşağılarda peynir üretme yerleri. Bunlar kalıpları herhalde. Evet. Bu da krema falan mı çıkarıyor acaba? Oh my god. Bak, o peynir çeken kızı da çek burası. Peynirci kız. Hı-hı. Hani vardı ya kırmızı jantlı, evet, kız. Bu da peynirci kız. Evet. Bu da işte peynir veren hayvan. İnek. Sarı İnek, kız bu da. Evet. Ya da yok, alacalı kız. Ala kız. Evet, ala kız. Evet. Burada da şaraplar var herhalde. Please don't touch. Thank you. Thank you. Burada kazanlar. Karıştırıyor. Buralarda dinlendirildiği yerler belki de. Ama paketli bunlar. Depo olarak kullandıkları. Bunlar da eski fotoğrafları olsa, evet, gerek yok. Eski sistem. Tadım yerleri herhalde. Güzel. Volendam'ın iç kesimleri, işte burada insanlar, yani Volendam'ın kendi nüfusu buralarda yaşıyor. Hı hı. Turistik olan kısım zaten ön taraf, tek bir kordon şeklinde. Hı hı. Arka taraflarda özel bir durum yok. Evet. Genelde araba parkları falan, birkaç kanal var. Ama bir özelliği olan bir şey değil. Evleri şirin, ufak ufak. Evet. Yüksek yapı yok. Diyorum ya, aynı Göcek gibi burası. Yani, küçük, evet, kendine has, butik bir yer. Evet. Balık falan avlıyordur burada, var mıdır balık? Alttan şey yiyor, sen söyle. Otları çamur mı? Falan yok. Hı-hı. Çamur, ot yok ki onun altında. Evet. Bu, bak geliyor. Bu, sen neydi misin? Men. Yani evet, eşi geliyor diye. Bunlar da Hollanda'nın geleneksel kıyafetleri.